İnanmıyorum. Hanzade yıkılır. Semih Bey, zarfı Hanzade Hanım bekliyor. Ona götürmem lazım. Zarfı götürmem lazım efendim. Tamam. Ama önce bundan bir fotokopi alacağım. Fotokopi mi? Bu belgenin bende bir kopyasının bulunması lazım. Aslında Hanzade Hanım'a götürürüz. Galip, ben dayanamıyorum. Biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Tamam canım. Hanzade. Ömer Asaf'ı da götürsene. Hava alsın biraz. Gel canım. Nereye? Dışarı çıkıyoruz. Anne, iyi misin? Hı hı. Anne, Hasan abi geldi. Hanzade. Buna çam karakolun önünde arbede çıktı. Ya Allah kahretsin. İki tane bebek gelmişler karakolun önünde. Yani önüne gelmiş. Ne yapacaksın ki? Attık nezareti ama yapacak bir şey yok. Nezareti de atılmaz. Bir çekeceğim bir kere. Ne konuşacaksın abi? Ya konuşsak ne olacak ki Allah aşkına ya. Konuş konuş. Tıvanadan çıktılar işte. Abi vallahi. Ugh!
dünyanın en güzeli. Ne üzüyorsun kendini? Ne yapsın? Gelemiyor işte abi. Hem sen hepimize yatarsın. Bu laflar için abinden kaç para alıyorsun? Bak annene bak. Anne! İnelim mi artık amcacığım? Amca biraz daha binelim ne olur. Oğlum yoruldun. Hadi artık yeter. Hadi Akın inin. Hadi anne sözü dinleyelim. Dinleyelim mi? Olur. Ah! Bulundu mu gerçekten Akın? Ah, inanamıyorum. Akın, niyetim başını ağrıtmak değil ama bu halin beni çok endişelendiriyor. Endişelenecek bir şey yok yenge. İyiyim ben gerçekten. Gel içeri girelim. Uf, Akın üşümüşsün, ellerin donmuş. Sen gir yenge. Ben biraz daha kalayım burada. Yenge, ben artık dayanamayacağım. Ne bu böyle baba oğul sarmaş dolaş? Bizim de babamız var ya. Hayret bir şey. Oh çatla. Adalet mi arkadaş bu ya? Ömer, hadi oğlum. Ömer Hasan. Hadi amcam, hadi kendine gel hadi amcam. Ömer Hasan, hadi. Ömer Hasan. Hadi. Oh amcasının gelin. Kendine gelin. Ömer Hasan. Çekil lan şuradan. Sen ne arıyorsun lan burada? Ayvayı yediğin saattir Semih Bey. Dur lan bağırma. Çek polis! Sussana lan! Ah! Polis! Polis yok mu? Ulan şerefsiz. Kabartacağım seni. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmayacağım ulan seni. Polis! Katil! Polis! Polis yok mu? Polis! Ne oluyor burada? Abicim neredesiniz ya? Aradığınız adam burnunuzun dibinde görmüyorsunuz. Kim? Gazeteci Leyla Emirli'nin katili Semih Saygılıer. Yaz. Yaz çabuk. Çabuk yaz. Arabanın plakasını aldım çabuk. Söyle. 16 LM 114. LM 114. Ulan. Ulan bitti sen. Kızım iyi misin sen? Dur yardım et. Bırakın beni. Kızım dedim sana. Hay Allah'ım bayıldı. Yardım edin yetişin. Yok mu kimse? Baba hadi annemi bulalım. Annen nereye gitti oğlum? Bilmiyorum ki. Ağlıyor ağlıyor gitti işte. Hasan, Hanzade Hanım nerede? Galip Bey ağlıyor ağlıyor uzaklaştı. Bir şey üzüldü herhalde. Niye ama oğlum? Ne oldu da üzüldü? İnsan durup dururken kötü olmaz ki. Hasan abi bir zarf verdi anneme. Ne zarfıymış bu Hasan? Doktor Nazan Hanım verdi. Ben de Hanzade Hanım'a getirdim. Doktor Nazan mı? Evet. Baba hadi ya. Annemi bulalım. Ağlıyordur şimdi. Ömer Asaf dur bir dakika. Hasan ne zarfıydı bu? Bilmiyorum ki Galip Bey. Yalnız açıp içinden bir kağıt çıkardı. Okudu sonra ağlamaya başladı. Allah Allah. Baba hadi ya annem çok kötüydü. Tamam bulalım oğlum bulalım. Abla su iç hadi. Gidin ne olur. Kızım biraz iç hadi. Seni hastaneye götürelim mi? Yalnız bırakın beni ne olur. Geçmiş olsun abla. Galip abi, Semih burada. Ne? Semih mi? Saçmalama Muhsin hangi cesaretle? Vallahi abi, az önce burun buruna geldik. Tuttum ama
Kaçtı şerefsiz. Şunun cesaretine bakın ya. Başkomiserinize haber verin. Gazeteci Leyla'nın katili Bursa'ya dönmüş değil. Semih Bursa'da değil. Tamam. Bütün birimlere haber verdiler zaten abi. Acaba buralara niye geldi İtoğlu? Neyin peşinde yine? Hasan. Sakın o Semih denen alçak Hanzade'ye bir şey yapmasın. Yok. Yok efendim. Ben yanındaydım. Kimseler yoktu. Komiser Orhan'ı bulun bana çabuk. Peki Galip. Oğlum gel sen benimle. Annene bakalım. Ben şimdi. Anam bunu hak edecek, ne yaptım? Ömer Asaf'ın babası tanıdık biri değil mi yani? Hayır dedim ya Hanzade. Daha kaç kere soracaksın bunu bana? Sana neden yalan söyleyeyim ki? Ne geçer elime? Seni kaybetmekten başka ne geçer? Allah kahretsin seni. Nasıl bakacağım çocuğumun kocamın yüzüne? Anne! Ne oldu acaba? Ağlama oğlum, ağlama canım. Erkek adam sokak ortasında ağlar mı hiç? Baba galiba bir şeye çok üzüldü. Sen annemi görseydin. Şimdi buluruz anneni, merak etme sen oğlum. Çalıyor Ömer Asaf. Allah Allah. Ne oldu? Kapattı. Bir daha ara. Çalıyor mu? Komiserim hoş geldiniz. İhbarı yapan sen misin? Sen mi gördün Semih'i? Evet komiserim. Herif elini kolunu sallaya sallaya Bursa'da dolaşıyor. Emin misin? Elbette eminim komiserim. Böyle burun burunaydık ya. Ben polis diye bağırınca ağzımı tuttu. Sonra vurdu kaçtı. Heh işte Galip abi de geldi. Galip hayırdır? Sorma Orhan, Hanzade kayıp. Nasıl yani? Yok işte kayboldu ortada. Semih'le bir ilgisi olmasından korkuyorum. O alçak buralardaymış. Bütün ekiplere plakası anons edildi. Bulunması fazla uzun sürmez. Merak etmesin. İnşallah burada oluşun Hanzade ile bir ilgisi yoktur. Galip, Semih'in dönüşü hiç hayra alamet değil. Evinize ve Akın'ın başına korumalar vereceğim. Ben korumadan falan anlamam Orhan. Sana şu kadarını söyleyeyim. Semih'i görürsem onu gördüğüm yerde öldürürüm. Haberin olsun. Hanzade Hanım. Siz iyi misiniz? Serpil bize müsaade eder misin? Tabii. Hanzade Hanım şöyle oturun lütfen. Nazan Hanım bu test doğru mu? Doğrudur tabii. Güvendiğim bir laboratuvarda yaptırmıştım. Ah! Ah bu iğrenç bir şey. Bu iğrenç bir şey. Ben bittim artık. Bu kadar iğrenç bir şey nasıl yapar Özoğlu'na? Kendi evlatlarına nasıl yapar bunu? Kimden söz ediyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Gelin oturun şöyle. Sakinleşin biraz. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Her şeyden tiksiniyorum. Herkesten. Böyle konuşmayın. Ne olur. Oğlumun amcası oğlumun babasıymış. Hay Allah. Ah Galip'e ne diyeceğim? Akın'ın suratına nasıl bakacağım? Hanzade Hanım lütfen oturun şöyle. Lütfen. Lütfen. Serpil çabuk bir bardak su getir.
Allah'ım, hangi anne oğullarına böyle bir şey yapabilir? Allah'ım, ölmek istiyorum. Buyurun Hazade Hanım. Şunu için lütfen. Ne bu? Sakinleştirici. Yok yok. Yok, ben uyumak istemiyorum. Ama iyi gelecek Hazade Hanım. Lütfen için. Lütfen. Ne olur kendinize gelin. Ne oluyor oğlum? Niye eve gönderiyorsun bizi? Semih denen Oit Bursa'daymış. Ortalıkta dolaşıyor. Üstelik bu civarda görülmüş. O yüzden mi polisler Akın'ın kapısında nöbet tutacak? Emniyet ne olur ne olmaz diye önlem alıyor aklı sıra baba. Ama önce ben kendi önlemimi alayım da. Siz de oraya eve gidin. Hadi baba. Semih ortalarda dolaşırken buralarda olmanızı istemiyorum. Bize ne yapabilir ki oğlum? Belli mi olur baba? Adam manyağın teki. Katil ya, katil. Ötesi var mı yani? Ben hastanede oğlumun başında kalmak istiyorum. Ömer Asaf'ı da alıp doğruca eve gidiyorsunuz anne. Akın'ı bırakamam. Niye polisler beklesin başında? Semih gelirse gelsin. Ondan mı korkacağım? Zaten Azrail'le boğuşuyorum. Anne haklısın. Ama Ömer Asaf'ın güvenliği de söz konusu. Hanzade nerelerde Allah aşkına? Ömer'i eve o neden götürmüyor? Soru sormayın anne. Ne diyorsam onu yapın hadi. Tamam oğlum. Gidiyoruz işte. Hadi Ömer Asaf, eve gidiyormuşuz. Bak Galip. Karın her neredeyse gelir gelmez Akın'ın başına dönerim ona göre. Oğlum hastanedeyken kimse beni evde tutamaz. Tamam anne, tamam tamam hadi. Hasan hadi geç hadi. Babaannemi bulacaksın değil mi? Şimdi ona bakmaya gidiyorum oğlum. Sen merak etme tamam mı? Hem sen üzülme, sonra hasta oluyorsun hadi. Nazan Hanım, ne yapacağım ben? Bana bir akıl verin ne olur. Ne diyebilirim ki? Yani bunca yıllık doktorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Doktor Hanım, Galip Bey geldi. Galip mi geldi? Evet. Siz mi haber verdiniz? Hayır, ben haber vermedim. Ne münasebet? Burada ne işi var o zaman? Siz mi söylediniz burada olduğumu? Hayır, söylemedim efendim. Zaten direkt doktor hanımı sordu. Neden geldi şimdi buraya? Duymuş olması mümkün değil. Kimse bilmiyordu ki. Durun durun. Anlarız şimdi. Siz sakin olun yeter. Ne yapacağız? Çıkıp konuşacağım Hanzade Hanım. Serpil, sen içeri geç. Galip Bey'e bir bardak çay ver, ben geliyorum. Tamam. Hiçbir şey bilmemeli Nazan Hanım. Merak etmeyin. Siz ne isterseniz ben onu söylerim. Yeter ki siz ne istediğinizi söyleyin. Bilmiyorum, bir şeyler uydurun işte. Nasıl olabilir bu ya? Nasıl? Bu bir kadına nasıl yapılır? Biricik oğlunun babası kayınbiraderim ya. Zaten sana bunu nasıl yaptılar? Şimdi bana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Efendim, affedersiniz ama Bursa'ya niye geldiniz? Bursa'da işim daha bitmedi. Lütfen gidin. Kalmanız çok tehlikeli. İnsan sevdiğinden ayrı kalamıyor. Ama efendim, bütün emniyet sizi arıyor. Kes! Yakalanırsam yakalanırım. Bana yeni bir araba ayarlayın. Muhsin gıcığı plakayı almıştı şimdi. Peki efendim. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk.
Serpil size çay ikram etmedi mi? Ben istemedim. Sağ olun, içmeyeceğim. Nazan Hanım, ben Hanzade'yi arıyorum. Buraya geldi mi? Yok, gelmedi. Hasan, bizim şoför. Bugün buraya gelip sizden bir zarf alıp Hanzade'ye vermiş. Evet. Ne zarfıydı o Nazan Hanım? Hanzade Hanım bir test yaptırmıştı da. Test mi? Ne testi? Galip Bey, şöyle oturur musunuz lütfen? Bakın, Hanzade Hanım'ın yumurtalıklarında bir kist var. Ya. Bir test yapmıştık. Hanzade Hanım bebek istiyor galiba. Ama yumurtalıklarındaki bu kist bebek için engel teşkil edebilir. Hay Allah. Belki de bu yüzden morali bozuktu. Şimdi çok üzgündür o. Bebeğimizi kaybettiğinde çok kötü olmuştu. Bir daha deneriz demiştim. Ümitlenmişti, sevinmişti. Eğer sizi ararsa söyleyin, hemen beni arasın. Tabii Galip Bey. Ben artık gideyim. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim. Estağfurullah. Konuşulanları duydunuz değil mi? Duydum. Kusura bakmayın, sizi de zor durumda bıraktım. Önemli değil. Ama Galip Bey'i arasanız iyi olur. Çok endişelenmiş. Benim hemen gitmem lazım. Hanzade Hanım nereye? Hanzade Hanım. Hay Allah. Eğer böyle bir... Sofra hazır Esma Nur Hanım. Tamam. Çünkü sana sonuna kadar... Ömer acıkmıştır artık. Nerede kaldı bu Galip? Saat kaç oldu, hala haber yok. Başka bir yerde çalışmam gerek. Sus sus. Bunun önemi yok. Zor idare yalvarırım ediyorum zaten. Allah Allah, merak etmeye başladım. Ömerciğim, hadi yemek yiyelim babaanneciğim. Ha? Canım istemiyor. Aa, olur mu gözümün nuru? Acıktık artık, hadi. Rabia Hanım. Hayırdır oğlum, ne bu telaş? Hanzade burada mı? Yok, neden burada olsun ki? Bugün hiç gördün mü onu, sana uğradı mı? Yok oğlum, vallahi görmedim. Allah kahretsin. Nereye kayboldu bu kadın yine? Hayırdır inşallah. Neler oluyor Galip Bey oğlum? Babaanne, annemler nerede? Birazdan gelir bir tane. Babamı arayalım. Tamam. Sen yemeğini ye, ararız oğlum ha. Yemeyeceğim işte. Babamı arayalım. Annem nerede, bulmuş mu? Ömer, sakin ol evladım. Ah, ah, Asaf. Ah. Allah'ım, nerede kaldı bunlar? Nefes al Ömer. Nefes al. Nefes al. Songül, Ömer'in ilacını getir. Seni ararsa bana hemen haber ver, tamam mı? Tamam oğlum. O Semih denen yiğit son günlerde seni hiç aradı mı? Yoo. Ne haltlar yediğini öğrenmişsindir gazetelerde. Evet, inanamadım. Çok şaşırdım. Allah ıslah etsin, ne diyeyim? Islah olmaz o alçak. Bak Rabia, eğer Semih hakkında bir şeyler biliyorsan ve benden saklıyorsan başın derde girer, bilmiş ol. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum Galip Bey oğlum. Ben anlamam. Hanzade ortalardan kayboldu. Semih Hanzade'ye bir şey yapmış olabilir diye korkuyorum. Allah korusun. Alo. Ne? Ömer mi hastalandı? İlacını verin hemen, ben geliyorum. İç şunu Ömerciğim, hadi. Dede, babam geldi mi? Gelir birazdan dedesinin bir tanesi. Hah, geldi işte. Oğlum, Ömer'im nasıl oldun? Baba yoksa anneme bir şey mi oldu? Ben biliyorum, kötü bir şey oldu. Yok oğlum, biraz önce konuştum anneyle. Neredeyse gelmek üzeredir. Sen üzme artık kendini. Aldın mı ilacını? Evet. Doktora gidelim mi?
Ben doktora falan gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Peki canım. Kızma birader. Neredeymiş karın? Bulamadın mı hala? Bir test yaptırmış. Yumurtalıklarında kist varmış. Kist mi? Bir daha çocuğumuz olmayabilirmiş. O yüzden sinirleri bozuldu herhalde. Allah Allah. Esma Nur, bu fıs fıs bitti. Yedek var mı? Dur getireyim Hasan. Hasan, güzel kardeşim. Benim yeni patronum Semih. Buyurun Semih Bey. Bir durum raporu ver bakayım. Evdekilerin hali nicedir? Hanzade Hanım kayıplara karıştı. Herkes yana yakıla onu arıyor. Bütün Bursa Emniyeti ayağa kalktı. Neredesin Hanzade? Allah kahretsin. Efendim? Sana demedim oğlum, sus. Ne dedin bakayım sen? Hanzade Hanım o zarftan sonra kayboldu diyordum. Neydi efendim o zarftaki? Merak kediyi öldürürmüş Hasan. Bu lafı daha önce hiç duydun mu? Yok, duymadım Semih Bey. İyi, şimdi duydun işte. Bundan sonra da unutma. Kedinin başına ne gelirse meraktan gelir. Hadi eyvallah. Neredesin Hanzade? Galip'e nasıl anlatırım bunu? Oğluma nasıl açıklarım? Çok kötüyüm. Bak şimdi oksijen ayarlıyorum. İyileşecek benim aslanım. Geliyor mu oksijen? Annem nerede kaldı? Ah Hanzade ah. Nerelere kayboldun gene? Bu kızın bu huyu da çok fena, çok. Anne bari sen yapma. Ama oğlum bu nasıl iş? Ne diye ortadan kayboldu anlamıyorum. Kist dediğim bir ameliyatla alınır. Bu saatten sonra bir tane daha mı doğuracak? Anne susar mısın sen? Ben takmayacağım bunu. Evladım çıkar mı? Dur. Baba ne olur yanımda dur. Efendim içeri giremezsiniz. Girmem lazım. Hem doktorlar izin vermez hem de ben veremem hanımefendi. Ben hastanın yengesiyim. Onu görmem lazım. İdare edin. Siz Galip Bey'in eşi misiniz? Evet. O zaman lütfen çabuk olun. Thank you.
ne yapacağımı bilmiyorum. Öğrendiklerimi bir bilsem. Annenin bizi oynadığı oyuna bak akım. Ömer Asaf senin oğlun. Kendimi öldürmek istiyorum. O ilaçtan verdim Tuna. Az önce içti. 10 dakika olmuştur. Oksijeni de takılı. Hastaneye götüreyim mi? Peki tamam. Ararsın sonra. Ne diyor oğlum? Yapılacak her şeyi yapmışız. Hastanede de aynı şeyleri yaparlarmış. Stres olabilir diyor. Üzüntü, stres tetiklermiş astımı. Ömer evladım. Duydun mu bak? Kendini sıkınca oluyormuş. Kurban olayım sıkma kendini. Yapma böyle ne olursun evladım. Kime söyleyebilirim bu rezilliği? Kime anlatabilirim? Çok iğrenç. Çok iğrenç. Yeğenin senin öz oğlun. Kendimden tiksiniyorum. Her şeyden tiksiniyorum. Tiksiniyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Ya kendimi öldüreceğim, ya anneni. Memur arkadaşa da yemek almakla iyi ettik. O da çok acıkmıştır. Hı hı. Hanzade Hanım. Hanzade Hanım. Herkes sizi arıyor Hanzade abla. Nerelerdeydiniz? Galip abiler de her yerde sizi arıyor. Semih denen o herif size bir kötülük yaptı zannettiler. Çok telaşlandılar. Hanzade Hanım neyiniz var, iyi misiniz? Bırak beni Muhsin. Yüzü bembeyazdı. Nesi var acaba? Çok kötü görünüyordu gerçekten. Ne yapsak? Galip abileri arasam mı? Hı hı. Alo buyurun. Galip abi benim Balım. Balım ne oldu? Akın'a bir şey mi oldu yoksa? Maalesef Akın'da bir gelişme yok. Ne oldu peki? Hanzade abla az önce buradaydı. Hanzade hastaneye mi geldi? Evet.
Hanzade'yi mi bulmuşlar galip? Ha, bir dakika baba. Balım, dinliyorum. Az önce Akın'ın odasından çıkarken gördük Muhsin'le. Ya. Tekrar görürseniz beni beklesin. Ben 10 dakikaya kadar oradayım. Tamam. Oğlum ne olmuş? Akın'ın yanından çıkarken görmüşler. Semih'le bir ilgisi yok galiba. İyi, çok güzel. Ben hemen çıkıyorum baba. Ben de seninle geliyorum. Anne, sen Ömer Asaf'la ilgilen. Aman dikkatli sür oğlum. Yavaş git ne olur. Tamam anne, tamam. Hanzade.